Merhaba arkadaşlar. Çözünürlük dengesinde 12. videomuz ve ortak iyon etkisi işlemleri yapmaya devam edeceğiz. Evet, bu videoda da arkadaşlar ortak iyon etkisi ile ilgili örnekler yapacağız. Gelin başlayalım. Evet, ilk örneğimizde başlayalım. Gümüş klorür iyonik katısının T derecede çözünürlük çarpımı 4 çarpı 10 üzeri eksi 10'muş. Buna göre diyor bu katının bu sıcaklıkta 0,02 molarlık gümüş nitrat çözeltisindeki çözünürlüğünü hesaplayın. Bir de 0.04 molarlık sodyum klorür sulu çözeltisindeki çözünürlüğünü hesaplayın. Burada aslında ortak iyonun çözünürlüğü azalttığını da göstermiş olacağız sizlerle. Başlayalım. A'ya başlayayım. Öncelikle elimde gümüş nitrat sulu çözeltisi var. A'da 0.02 molarlık. Bu gümüş ve nitrat iyonları vererek çözünüyor. Hep söylüyorum ama sudaları katıları yazmadım. Bu çözelti 0,02 molarlık olduğuna göre zaten çözeltide 0,02 molar gümüş ve 0,02 molar nitrat iyonu bulunuyor. Şimdi biz bunun içerisinde kimi çözmeye çalışıyoruz? Suda az çözünen gümüş klorür katısını çözmeye çalışıyoruz. Artı ve Cn eksi. Dolayısıyla gümüş klorür katısının da çözünürlüğünü hesaplamaya çalışıyoruz. Çözünürlüğüne x mol bölü litre dedim. Agcl katısının çözünürlüğü x mol bölü litre olduğuna göre x mol bölü litre gümüş iyonu ve x mol bölü litre klorür iyonu az çözünen katımızdan gelecek. Bu katının çözünürlük çarpımının değerini biz agcl'nin ortamda bulunan gümüş iyonlarıyla klorür iyonlarının derişimleri çarpımından bulacağız. Kcc'miz ne kadarmış arkadaşlar? 4 çarpı 10 üzeri eksi 10 eşit olacak. Şimdi gümüş iyonları derişimine baktığımda hem ortamda var 0,02 molar hem de az çözünen katıdan gelecek x molar. Dolayısıyla gümüş iyonlarının yerine az çözünen katıdan gelenle birlikte zaten ortamda var olanı yazacağım. Klorür ise sadece az çözünen katıdan geliyor. X'i yazacağım. Şimdi az çözünen katıdan gelen değer zaten var olan 002 molar yanında çok küçük çıkacak. O yüzden hesaplarımı çok değiştirmeyeceği için bunu ihmal edeceğim. Ve buradan 4 çarpı 10 üzeri eksi 10 eşittir. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 çarpı x dediğimizde çözünürlük değerini 2 çarpı 10 üzeri eksi 8 mol bölü litre bulacağız arkadaşlar. Yani 0,02 molarlık gümüş nitrat çözeltisinde gümüş klorürün çözünürlüğü bu kadarmış. Böldüm ve B'ye geçiyorum. B'de elimizde ne var arkadaşlar? Sodyum klorür sulu çözeltisi var. Zaten bu katı çözülmüş. Ortamda sodyum ve klorür iyonları bulunuyor. 004 molarlık bir çözelti olduğuna göre 004 molar sodyum ve 004 molar klorür iyonu var. Bunun içerisinde şimdi Gümüş klorür katısını çözmeye çalışıyoruz. Az çözünen katımız bu. Gümüş ve klorür iyonları vererek çözündü. Şimdi yine biz bir çözünürlük değeri bulacağız. Bu çözünürlük değerine de y diyeyim. Y mol bölü litre dedim. Bu katı litrede y mol çözündüğünde y mol bölü litre derişimde gümüş iyonları ve y mol bölü litre derişimde klorür iyonları verecek. Hayır, Burada mol bölü litre molar yani şu iki birim birbiriyle aynı şey ikisi de derişimi belirtiyor biliyorsunuzdur ama ben yine de söyleyeyim. Çözünürlük çarpımı ortamda bulunan az çözünen katı için yazdığımıza göre gümüş ve klorür iyonları derişiminin çarpımı olacak. Şunu bir düzelteyim. Ve klorür. Peki Çözünürlük çarpımı ortak iyona bağlı olmadığı için, yalnız sıcaklıkla değiştiği için 4 çarpı 10 üzeri eksi 10 eşittir diyeceğim. Gümüş iyonları sadece az çözünen katıdan geliyor ve y molar kadar. Klorür ise zaten ortamda 0,04 vardı bir de az çözünen katıdan geldi. O zaman bunun yerine hem az çözünen katıdan geleni hem de ortamda var olan değerini yazdım. Az çözünen katıdan gelen değer y çok küçük olacak. Hatta bakın bir öncekinde x değerini 2 çarpı 10 üzeri eksi 8 bulmuştuk. Bunu 0,2 ile toplamamız 0,2'nin değerini neredeyse hiç değiştirmiyor. O yüzden bunu ihmal ediyoruz. 4 çarpı 10 üzeri eksi 10 eşit olacak. y çarpı 4 çarpı 10 üzeri eksi 2'ye. Buradan da y değerini 1 çarpı 10 üzeri eksi 8 mol bölü litre bulacağız. Bu da ne oldu arkadaşlar? 004 molarlık sodyum klorür çözeltisindeki çözünürlüğü oldu. Bakın A'da ortak iyonumuz 002 molardı. Çözünürlüğünü 2 çarpı 10 üzeri eksi 8 bulduk. B'de ortak iyon 004 molardı. Çözünürlüğünü 1 çarpı 10 üzeri eksi 8 bulduk. Yani ortak iyon miktarı arttıkça çözünürlüğümüz de azalıyor. Bunu da bu örnekle göstermiş olduk. Şimdi burada hem işlem sorularını yapalım hem de bunların yorum sorularını karşı yorum soruları karşınıza gelebilir. Yorum sorularını da yapalım diye işlemlerin ardından bir de yorum soruları koydum arkadaşlar. Şimdi diyor ki gümüş klorür katısının aynı sıcaklıkta bu üç maddedeki çözünürlüğü arasındaki ilişki nedir? Ortak iyon var mı yok mu bunu kontrol edeceğiz. Saf suda zaten yok. Hatta saf sudaki çözünürlüğü eğer ortak iyon varsa en fazla olacak. İkinci çözeltiye baktığımızda 0,1 molarlık gümüş nitrat. Biz gümüş klorürü bu çözeltide çözmeye çalışıyoruz. O zaman gümüş iyonlarımız bizim ortak iyon olacak. Hatta 0,1 molarlık gümüş nitrat çözeltisinde arkadaşlar 0,1 molar gümüş iyonu verilir. Ortak iyonumuz ve miktarı bu kadar. İki, üçüncüye baktık. 0,2 molarlık sodyum klorür çözeltisinde. Evet, klorür iyonlarımız ortak iyon. Hatta 0,2 molarlık sodyum klorür çözeltisinde 0,2 molar klorür iyonu bulunur. Ortak iyonumuz ve miktarı bu kadar. Demiştik ki ortak iyon miktarı arttıkça az önceki örnekte gördüğünüz çözünürlük azalıyor. O zaman saf sudaki çözünürlüğü en fazla olacak. Ortak iyon miktarının en fazla olduğu üçüncü çözeltide çözünürlüğü en az olacak. İki de arada kalacak. Yani bu verilen maddelerdeki çözünürlükleri arasındaki ilişki 1 büyük, 2 büyük, 3 olacak arkadaşlar. Ortak iyon miktarı arttıkça çözünürlük azalıyor. Şimdi ortak iyon arttıkça çözünürlüğün e, daha fazla az, e, düştüğünü söylemiştik. Bir de ortak iyon miktarları aynı olduğunda peki ne oluyor? Ona bakalım bir örnekte. Kalsiyum flörü tuzunun çözünürlük çarpımının değeri verilmiş. 4 çarpı 10 üzeri eksi 12 ve iki ayrı çözeltide bu katının çözünürlüklerini hesaplayacağız. Başlayalım. A'da elimizde potasyum florür çözeltisi var. Bu potasyum ve florür iyonları vererek çözünecek. Çözeltimiz 0.02 molar olduğuna göre 0.02 molar potasyum ve 0.02 molar da florür iyonu bulunuyor kabın içerisinde. Biz bunun içerisinde kimi çözmeye çalışıyoruz? kalsiyum florür az çözünen katısını çözmeye çalışıyoruz. Şöyle iyonlaştı. Çözünürlüğüne A dedim arkadaşlar. O zaman A mol bölü litre kalsiyum iyonları 2 A mol bölü litre florür iyonları verilecek. Çözünürlük çarpımı çözeltide bulunan kalsiyum iyonları derişimi ile florür iyonları derişiminin karesi. KÇÇ değerimiz 8 çarpı 10 üzeri eksi 12 eşit olacak. Kalsiyum yerine sadece az çözünen katıdan geldiği için A dedim. Florür yerine ise hem ortamda bulunanı hem de az çözünen katıdan geleni yani 2A artı 0,02'nin karesi değerini koyacağım. Bu 2A değeri 0,02'nin yanında çok küçük olduğu için bunu ihmal ettim. Dolayısıyla 8 çarpı 10 üzeri eksi 12 eşit oldu. A çarpı 4 çarpı 10 üzeri eksi 4'e A değerini de 2 çarpı 10 üzeri eksi 8 mol bölü litre buluyoruz. Demek ki katının bu çözeltideki çözünürlüğü bu kadarmış. Şimdi diğerini yapalım. Ortak iyon miktarımız aynı. Kimde çözüyoruz? Kalsiyum nitrat çözeltisinde çözüyoruz. Yanlış yazdım kalsiyum nitrat çözeltisi var. Hop hop. Kalsiyum artı 2 ve nitrat iyonları ortamda bulunuyor. 0,02 molarlık olduğuna göre bu çözelti 0,02 molar kalsiyum, 0,04 molar da nitrat iyonları var. Bunun içerisinde kalsiyum florürü çözmeye çalışıyoruz. İyonlaşma denklemi şöyle. Bir çözünürlük değeri bulacağız. Bunun çözünürlüğüne de B dedim. B mol bölü litre, B mol bölü litre, 2 B mol bölü litre oldu. KÇC değeri ortamda bulunan kalsiyum iyonları derişimi ile florür iyonları derişiminin karesi kadar. Yerlerine koyalım. KÇC'miz 8 çarpı 10 üzeri eksi 12 eşittir. Şimdi kalsiyum yerine hem ortamda bulunanları hem de az çözünen katıdan geleni koyacağım. Yani B artı 0,02. Florür yerine ise sadece az çözünen katıdan gelen 2B'yi koyacağım ve karesini aldım. Yine az çözünen katıdan gelen kalsiyum iyonları derişimini ihmal ettim. Dolayısıyla 8 çarpı 10 üzeri eksi 12 eşit oldu. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 çarpı 4 B kareye ki şunlar gidecek. Buradan da B değerini bulacak olursak B değerimiz arkadaşlar 1 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol bölü litre bulacağız. Şimdi burada bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın ortak iyonların derişimleri aynıydı. Çözünürlük değerlerine bakalım. Şimdi ilkinde ortak iyonumuz 0,02 molar flörürdü. Çözünürlük 2 çarpı 10 üzeri eksi 8 çıktı. İkincisinde ortak iyonumuz 0,02 molar kalsiyumdu çözünürlük değeri 1 çarpı 10 üzeri eksi 5 çıktı. Yani çözünürlük eşit çıkmadı. Hatta florürde çözünürlük daha az çıktı. Şimdi arkadaşlar bu tür sorularda sadece ortak iyonun eşit olması yetmiyor. Bir de çözünürlük denge bağıntısında bu iyonların derecelerine bakmak lazım. Şimdi burada bakınız şunun üzerinden baktığımda kalsiyumun derecesi 1. Flörün derecesi 2. Dolayısıyla bunun özelinde konuşursak kalsiyum birinci dereceden etkilerken flörü ikinci dereceden etkiledi. Derecesi fazla olduğu için yani ikinci dereceden etkilediği için de çözünürlüğü daha fazla düşürdü. Yani bu tür bir karşılaştırma sorusunda önce ortak iyonların derişimine bakacaksınız. Ortak iyon derişimine baktıktan sonra çözünürlük denge bağıntısında iyonların kaçıncı dereceden etkilediğine bakacaksınız. Derecesi fazla olan iyonun çözünürlüğe etkisi daha fazla olur ve çözünürlüğü daha fazla düşürür. Kalsiyum 1, florür 2. derecedendi. Derecesi fazla olduğu için florür çözünürlüğü daha fazla düşürmüş oldu arkadaşlar. Şimdi gelin bu işlem sorularından yaptıklarımızla karşılaştırmalarda neye dikkat edeceğiz? İki tane örnekle yapalım bu videomuzu bitirelim. Şimdi suda az çözünen bakır bir klorür katısı var. Buna göre bu maddelerdeki çözünürlüklerini karşılaştıracağız. Önce ne yapacağız arkadaşlar? Ortak iyon ve ortak iyonun miktarına bakacağız. Bir de zaten yok. Dolayısıyla çözünürlük en fazla. İki de ortak iyonumuz bakır ve 0,02 molarlık bakır bir nitrat sulu çözeltisinde ortak iyonumuz bakır artı bir iyonlarıdır ve 0,02 molar kadardır miktarı. Üçüncü örneğimizde ortak iyonumuz klor ve 0,02 molarlık potasyum klorür çözeltisinde 0,02 molar klorür iyonu bulunur. Ortak iyonlarımızın miktarı eşit. Şimdi bir de bağıntıda bu iyonların hangi dereceden etkilediğine bakacağım. Bakın bakır bir klorür. Yani burada çözünürlük çarpımını yazarken bakır artı bir iyonlarının birinci dereceden ve klorür iyonlarının birinci dereceden çarpımını alıyoruz. O zaman ortak iyon miktarları eşit olduğu için bu iyonların bağıntıdaki dereceleri de hep bir olduğu için o zaman 2 ve 3'te de çözünürlük değerleri eşittir. Saf suda çözünürlük daha fazladır diyeceğiz arkadaşlar. Son bir örnek daha yapıyoruz. Yine bir karşılaştırma ve yorum sorusu. Suda az çözünen kurşun 2 klorür katısının aynı sıcaklıkta bu maddelerdeki çözünürlüğü. Şimdi hatırlayın ne yapacağız önce? Ortak iyonların miktarlarına bakacağız. Şimdi ikinci çözeltide ortak iyon kurşun. Ve 0,02 molarlık kurşun 2 nitrat çözeltisinde bizim ortak iyonumuzun miktarı 0,02 molardır. Bunu bulduk. Üçüncü çözeltide ortak iyonumuz klor ve 0,02 molarlık bak, potasyum klorür çözeltisinde ortak iyonumuz 0,02 molar klorür iyonu. Ortak iyonlarımızın miktarı eşit. Şimdi KÇC bağıntısında bu iyonların derecelerine bakalım. Kurşun 2 klorür için çözünürlük çarpımı denge bağıntısını yazarsam kurşun iyonları derişiminin birinci dereceden klorür iyonları derişiminin ise ikinci derece, yani bunun karesini alıyoruz. O zaman örneğimizde de görmüştünüz ortak iyon miktarlarının eşit olduğu durumda denge bağıntısında yazdığımız derecelerine bakıyoruz ve klorürün karesini aldığımız için Ortak iyon klorür olduğu zaman çözünürlüğü daha fazla düşürecek. O yüzden saf sudaki çözünürlük en fazla olacak bir en büyük. Ortak iyonun etkisinin en fazla olduğu klorür olduğu için 3 de en az olacak. 2 de arada kalacak. Yani yorum sorularında kıyaslama yaparken ortak iyon miktarına bakacaksınız. Ortak iyon miktarı arttıkça çözünürlük azalır. Eğer ortak iyon miktarı eşitse bu sefer Kçç bağıntısındaki derecelerine bakacaksınız. Ee, eğer dereceleri eşitse çözünürlüğü aynı oranda değiştirir ama birinin karesi küpü falan varsa etkisi daha fazla olacaktır diyeceksiniz arkadaşlar. Evet bu videoda da yine uygulama soruları yaptık ortak iyonla ilgili. Bundan sonraki iki videomuzda da devam edeceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar.